Bana belki kızarsın ama ben bunu yapacağım. Çünkü konsepti çok ihlal ettiğini düşünüyorum. Bu kadar rahat olmayın ben. Sevgili izleyiciler, büyük finale geri sayıyoruz. Heyecanlı anlara geldik. Tabii ki bu haftadan itibaren artık sistemin değiştiğini de söyledik. Yani eleme var mı yok mu? Şöyle bir önden bilsek biraz daha rahatlayacağız sanki. Bir erken yoklama alsam mı? Var mı? Bugün şöyle eleme var. Şöyle bir tüyo vereyim. Sinemadayız. Evet. Ve korku filmi izliyoruz. Ha. Popcorn yer misin? Sen biraz izle diyorsun. Bir korku filmi tadında bir final olabilir bugün. Kerimcan. Yani... Belki senden bir şey alırız, bir ipucu. Ben çok kararsızım. De ortak karar vermeniz gerekiyor ya. Gerekiyor yani, ben ya. Nabzınızı bir tutayım istiyorum. Ben aradan şu an sıyrılıyorum çünkü hiçbir fikrim yok şu an. Benim var. Performansınız? Aa! Tabii ki. Ay iyice heyecanlandı. İvana? Ve ben zaman... Kerimcan'ı inanıyorum ki ikna edebilirim. Ben de bir söyleyeyim. Aynı Kemal gibi düşünüyorum. Vay. Hiçbir şey belli değil. Performansına göre tabii ki karar vereceğim. Çok umutlu bir gün içinde değilim, düşünüyorum. Emek vermeyen kişiler var. Kızlar, bunlar size bir şeyler olabilir yani. Özellikle gala geceler, gala günleri hep söylüyorduk. Şovları yapın, hazır gelin. Ama artık eleme yok, bir şey yok. Pota yok, eleme var. Pota yok. Yani hani... bugün eleme var mı yok muya dair. Bakacağız sonun kadar. Bakıyoruz. Furkan hocam, sizin taktığınız bir öğrenci var mı? Hani şöyle. Yazayım mı hemen? Ya, kaç tane? Hazırsın. Hazırım. Yaşasın. Hazırım. Tamam. Biz şimdi... bir baş bir son, onu biz aradakileri ikna ederiz, i̇kna değil mi Furkan? İkna ediyoruz. Aynen Kemal'cim. Kesin bir sonuç alınamamakla birlikte bir takım vaatleri var jüriyelerimizin. Günün sonunda ne yaşayacağız? Bir yarışmacımızla vedalaşacağız mı, vedalaşamayacağız mı? Bunu göreceğiz. Umarım hepiniz kalırsınız kızlar. Temennimiz bu yönde. O zaman performanslara geri dönelim. Dilara Taşkın podyumda. Senin havalar. Evet. Bir nasıl? Yarı fişti. Evet. Pek altını çizmek istemedim ama türler farklı, evet. Kumaşlar ortak. Peki, konsept ne? Nasıl bir yaz partisi hayal edelim? Bir şey göremediğimiz için. Evet, bir şey göremediniz. Üzgünüm bunun için. Bir meyveyle de gelmek istemedim. Böyle geldim onun için. Yani şimdi... bilmiyorum, bir meyveyle gelmek istemedim. Hayır, yani getirebileceğim tek şey meyve olduğu için getirmeyi tercih etmedim, rezil olmak istemedim. Deniz iskeleleri kuruluyor biliyorsunuz, denizin ortasına böyle. Böyle ondan kocaman kurulmuş. Biz böyle ufak ufak teknelerle onun üzerine götürülüyormuşuz. Onun üzerinde bir part verilecekmiş böyle akşama doğru. Teknede partidesiniz. Teknede değil, deniz iskelesinde. Deniz iskelesinde, anladım, gel. Bahar. Bence siz yani birbirinizin giysilerini giymişsiniz. Ben bu elbiseyi senin giymen gerektiğine, o elbiseyi Sima'nın giymesi gerektiğine inanıyorum.
Aşko. Ben elbisemden gayet memnunum. Ben. Dilara da öyle giysin. Efendim? Güzel görünüyorsun. Teşekkür ederim. Evet Gamzeciğim. Çok güzel hayal kurmuşsun. Ama biliyorsun ki hayallerimizi burada gerçekleştirmemiz gerekiyor. Keşke o hayal ettiğin şeylerin ucundan biraz görebilseydik. Ben geçen hafta bunun mağduriyetini yaşadım. Bu hafta bir şeyler yapmaya çalıştım öğrendiğim için. Uzun zamandır buradasın. Bence böyle bir hata yapmamalıydın. Onun haricinde elbisen güzel. Ayakkabıların da o üzerindeki hasır şeye uyuyor ama keşke hayalini gerçekleştirmiş görseydik. Keşke olsaydı. Hazır mısın? Hazırım. Geçebilirsin. Dilara, hoş geldin. Merhaba İvan Hanım. Kulumu çok beğendim. Teşekkür ederim. Giydiğin ayakkabı da sevdim çünkü Deniz İskele'nin böyle bir şey giyebilir, rahat. Ama şovun yok. Ama neden şovun yok? Yok. Yok yani. Bilmiyorum, düşünemedim olabilir. Yoruldum yetiştiremedim olabilir. Yok, yoruldum değil. Yoruldum olsaydı, yoruldumu kıyafetlerimle de belli ederdim. Denemişliğim var. Ama bilmiyorum, bu yapamadım yani. Bence de siz böyle bir şey düşünüyorsunuz. Artık eleme olmadığı için çok fazla emek vermiyorsunuz gibi aslında geliyor bana. Aslında öyle değil ya. Benim düşüncelerim vardı fakat hani yapamadım. İstediğim şekilde şeyler bulamadım. Verilen bütçeler çok çok fazlaydı. Ve yapamadım. Peki böyle bir tulum ve böyle bir papuçlarla beraber başka bir şey yapabilirsin daha uygun. Daha burada daha az bütçeyle bir şov yapabilirsin. Deniz İskele'de kurmak gerek yok burada. Başka bir şey yapabilirdi. Haklısınız. Çok seçenek var aslında. Ben seni giydiklerini çok beğendim. Teşekkür ederim. Ama şov olmadığı için maalesef puan kırılacağım. Teşekkür ederim. Dilara. Merhaba hocam. Şimdi sahne senin olsaydı, mankenlik olsaydı gayet güzel bir puan alırdım ben de. Ve sen nasıl yürüyorsun, beni bile dehşete düşürüyorsun. Aferin bir kere onun için. Kıyafetini çok beğendim. Yalnız hep belini hallettin. Şu omuzların geniş, onu bir içeri biraz daha o şeyler olsaydı, daha içeride olsaydı omzunu şunlar. Şuradakiler, askılar. Biraz daha içeride olsaydı omuzunun o genişliği evet mesela ortaya çıkabilirdi. Ama yani bir de bir şey koysaydın şu sahneye çok iyi bir puan alırdın. Artık babaçlık falan yapamayacağım Ivana'yla aynı veriyorum. Teşekkür ederim. Şimdi Duygu'ya bir araba laf ettim ben. Eline uyduruk limonataları aldın yürüdün diye. Sende o da yoktu. Evet, bunu diyeceğiniz farkındaydım. Farkındalık güzel bir şey. Aferin sana, farkındasın. Ben tulumunu da beğenmedim. Çünkü bilerek belki veya bilmeyerek o çok bol altı sana. Bir çıt daha dar olması gerekiyordu. Kötü duruyor. O yüzden 5 veriyorum. Teşekkür ederim. Dilara hoş geldin. Hoş buldum Kemcan Bey. Bana belki kızarsın ama ben bunu yapacağım. Çünkü konsepti çok ihlal ettiğini düşünüyorum. Ve ben de tulumu çok sevmedim. Ve o ayakkabılarla onu hiç bütünleştiremedim. Daha ben böyle bir tulumu topuklu ayakkabı daha çok kaldırır diye hayal ediyorum. Bilmiyorum, konseptimi düşündüğüm zaman konseptin şey okey olabilir. Konseptinde bu ayakkabıları giyebilirsin ama bu elbisenin ayakkabısı bu değil. Değil. O yüzden de teşekkür ederim. Bu arada girmek isterim bir saniye. Eleme yok değil. Eleme var. Kota yok. Bunu iyice biliyorum bir benimseyelim. Daha da tehlikeli bir hal aldı. Eskiden 3 kişi burada potaya kalıyordu. Arkadaşlarınız birini kurtarıyordu, yırtıyordu. Şimdi hepimiz potadayız. Şimdi hepiniz potadasınız, aynen. İstediğimizi yollayabiliriz ama çok rahatsınız. Bu kadar rahat olmayın bence bundan sonra. Güle güle.
sürekli dinleyince o şarkıda eğlenemiyorum bir süre sonra. Anladım. Hiç eğlenmemişsin. Hiç problem değil. Eğlenen onlarca, milyonlarca insan var, tamam mı? Biz bana yeteriz. Bye bye. Paylaşmak güzeldir, dudaklar buluşsun ya. Efendim şimdi çalışan kazanır diyoruz. Çalışana evet. Da ne övgünüzü esirgiyorsunuz, aynen ne öyle. Puanınızı aslında. Esirgiyorsunuz. Yine o yarışmacılarımızdan bir tanesi geliyor. Aynı zamanda da yine bir İzmirlimiz. Bakalım nasıl bir yaz partisi hayal etmiş, hep birlikte görelim. Simay Tokatlı podyumda.